O da yani daha koyamadım. Koyamadım bence. Biraz ürkerek söyledi yani. Bu mekanlar çok yabancı değil. Sık sık senin bir zamanında da uğradığımız, ziyaret ettiğimiz, sohbet ettiğimiz, şehrimizin meselelerini tartıştığımız mekan. Kardeşimizin de çok güzel bir tanıyoruz. Nihat Bey'in durumuyla benim durum biraz birbirine benziyor. Nihat Bey başkanı Ankara'ya bir başka sorumluluğa gönderdi. Bizde de ona bir devir teslim oldu. Biz de Sayın Albayrak'a Hazine ve Maliye Bakanlığı'na gönderdik. Orada ciddi bir sorumluluk aldı. Biz de oradan devraldığımız bayrağı inşallah ondan sonra daha ileriye taşıyacağız. Belediye başkanlığımız tarafından gerçekleştirilen Bilecik Belediyesi Ek Hizmet İnanlı Açılış Programı'na hoş geldiniz. Bilecik'in bizde ayrı bir yeri var. Ata toprağımız. Bilecik kuruluşumuzun, kurtuluşumuzun temsili bir şehir. İlkokula ben burada başladım. Sonra eğitim, öğretim, hayatım İstanbul'da geçti. İş hayatım büyük bir kısmı İstanbul, Ankara'da geçti. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle biliyorsunuz yeni bir döneme girdik. Artık daha hızlı karar alabilen mekanizmalarla yatırım ve hizmetlerin gecikmesine sebep olan bütün bürokratik engeller ortadan kalktı. Adeta devlete yeni bir elbise dikiliyor. Yapılan hizmetlerle son 16 yılda Bilecik'in çehresi değişti. Hastaneler, otoyollar, hızlı trenler, köprüler, okullarla Bilecik her gün kendini adeta yeniliyor, gelişiyor. Bilecik Merkez, Bozüyük, Söğüt, Osmaneli, Bayırköy, Vezirhan, Gölpazarı ve Pazaryeri ilçelerimiz bildiğiniz gibi bu dönemde doğalgazla tanıştılar. Diğer şu ana kadar doğalgaz götüremediğimiz yerleşim birimlerimize de ekiplerimizin çalışması devam ediyor. İnşallah ilk fırsatta oralara da bu doğalgaz nimetini götürmüş olacağız. Geçen yıl açıkladığımız Milli Enerji ve Maden Politikası ile madencilikte yeni bir dönem başlattık. Özellikle biliyorsunuz Bilecik'te ciddi bir maden sektörü de var. Bu konu üzerinde biraz durmak istiyorum. Artık madenlerimizi sadece ham madde olarak üretmeyeceğiz. Öncelikle sektörde Ar-Ge ve teknoloji merkezi bir yapıya geçiyoruz. Bugüne kadar nasıldı? Türkiye'de çıkarılan mineraller, nadir elementler ya da stratejik elementler yurt dışına satılıyor, işleniyor. Biz onu çok daha fahiş bir bedelle yurt dışından ithal ediyorduk. Artık böyle olmayacak. Madenin işlenmesi için gerekli bütün teknolojik altyapı ve yatırımları artık ülkemizde yapmaya karar verdik. Maden sahalarımızı yarı mamul ve nihai ürün üretecek fabrikaların kurulması şartıyla ihale etmeye başlayacağız. Bilecik'in sahip olduğu rezervleri en ileri teknolojik imkanlarla katma değerli ürüne dönüştürüp satmak arzusundayız. Böylece ham madde üretiminde bir birim olan kazancımızı 8'e yarı mamul olduğunda, uç ürün olduğunda 24'e katlayacağız. Borca evlerinde bildiğiniz gibi benzer bir adım attık. Geçen yıl açıkladığımız ulusal bor eylemi kapsamında teknoloji odaklı bir döneme geçtik. Borda 1'e 200, hatta 1'e 400 bin değer katacak bir teknoloji için ilk adım attık. Uluslararası bir firmayla anlaşmamızı yaptık. İnşallah bu yıl içerisinde fabrikanın temelini atacağız ve bir yıl içerisinde de bor karbür üretimi gerçekleştirmiş olacağız. Bismillah, hayırlı olsun.